Okulumuzda bilim fuarı düzenleniyor. Vay canına. Kylie bütün yıl bunu bekledi. O ukala Tony yok mu? Hayatı boyunca bunun için plan yapmıştır. O her zaman Kylie'den bir adım öndedir. Onu yine yenecek mi? Kylie bilim projesini planlıyor. Ve Tony karşıtı projesini. Nasıl kazanacak? İyi ki ailesi yardım etmek için burada. Birlikten kuvvet doğar. Projesi için ihtiyacı olan tek şey bu. Kylie'nin bütün ailesi katılmak istiyor. Umarım yanlış bir şey olmaz. Kylie'nin annesi müdür. Onunla uğraşılmaz. Kötü davranışlara karşı sıfır tolerans politikası var. En acımasız zorbaları bile nasıl yakalayacağını biliyor. Stratejisi ise en iyi savunma hücumdur. O bu konuda harika. Öğrenciler için hazırlanmış bir ton iğne var. Ve o iyi, ilgili bir eğitimci olduğundan onlarla paylaşmaya hazır. Ve hepsini YouTube'a koyacak. Annenin bir misafiri var. Kylie'nin babası beden eğitimi koçu. O gerçekten etkileyici bir adam. Ama öğrencileri atletik değil. Hiç de değil. Rugby şampiyonası yaklaşıyor. Ve takım oldukça kötü durumda. Şampiyonların yakınında bile değiller. Antrenör yıllardır kupayı istiyor ama takımı ilk maçı kaybedecek. Umudu neredeyse tükendiğinde müdür yeni adamı getirir. Ona bak! O bir tanrı gibi. Büyük ikramiyeyi tutturduk galiba. Jackson eyalet şampiyonu. O bir hazine. Kylie'nin babası birlikte galibiyetlerini kutlamanın hayalini kuruyor. Şimdi kim gülüyor? Kim ona ezik diyecek? Kylie harika bir koç kullanabilir ve ayrıca onu uyanık bulduğu zamanlarda dedesinin bilgeliğini de kullanabilir. Kylie çok zorbalığa uğruyor. Kendisi bu durumun üstesinden gelemiyor. Fakat eski toprak torununun imdadına yetişmeye her zaman hazır. Yöntemleri spesifik ve tehlikeli. Ama torununa gelince patlamalar ve çığlıklar kilometrelerce öteden duyulur. Hatta kahkahaları bile. Ayrıca yarı zamanlı bir hademe. Kendi izlerini temizleyebilmesi için yerleri de süpürmesi gerek. Ama kendinden asla taviz veremez. Bu adam bunun için var. Kylie'nin ailesindeki en yere bakan, yürek yakan kişi büyük annesi. O da yardım edebilir. Kylie'nin büyük annesi kütüphanecidir. Sessizliği sever. Bütün öğrenciler bunu biliyor. Ama aynı zamanda turun turun trik videolarını izlemeyi ve atıştırmayı da seviyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Herkesi susturacak. Öğrenciler Kylie'nin annesini seviyor. Şaka planlarını onlarla paylaşıyor. Onlarla bizzat ilgileniyor. Zorbalar onun yaratıcılığını kıskanıyorlar. Müdür 1986'da yılın şakacısıydı. Diğer öğrencilerle de çok iyi anlaşıyor. Kylie ve sınıf arkadaşları kas yapmaya çalışırken babası puzzle'larını yeni adamla karşılaştırıyor. Yeni oyuncusuyla gurur duyuyor. İşte o inek Tony. Derse geç kaldı. Beden eğitimi ona uygun bir ders değil ve kaslara ihtiyacı yok.
Mazeret notu var. Kylie'nin babası okuyabiliyormuş gibi yapıyor. Notun üzerinde yuvarlak bir damga var. Bunun için Tony'nin sözünü almak zorunda kalacak. Tony'nin notu ona bilim fuarı için bir avantaj sağlıyor. Bu aptal şampiyonluk Kylie'nin babasına kızını unutturdu. Bu yeni bir süper kahraman filminin galası. Belli ki Tony burada. Kylie'nin büyük annesi onu izliyor. Hiçbir şeyden şüphelenemez. Elbette. Bir süper kahraman filminde bir büyük anne normaldir. Vay canına. Büyük annenin sınıf arkadaşı da geldi. Şu küçük buluşmaya bakın. Eski arkadaşını büfeye götürmesi gerekecek. Kylie'nin büyük babasının soruları var. Ama şu anda cevaplar için çok zamanımız yok. Kylie'nin testi harika geçti. Kendisiyle gurur duyuyor ve Tony ile alay ediyor. Mükemmelden daha iyi bir notu olamaz. Hayır, olabilir. Kylie Tony'yi geçebilmek için bütün gece çalışıyor. Her şeye hazır. Ödülü zorla almaya bile. Ama bunu özel olarak yapması gerekecek. Tanık yok. Başka bir test. İşte puanlar. Kylie bir A artı artı aldı. Ve Tony bir A artı 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 aldı. Okul bugün tuhaf bir şekilde karışık. Herkes etrafta koşturuyor ve Kylie neredeyse eziliyordu. Neler oluyor? Anlıyorum. Dede siber hizmetliye dönüştü. VR gözlükleriyle çalışmak çok daha eğlenceli. Yeni sporcu turnuvadan önce çok çalışıyor. Gerçekten kovaları dolduracak kadar terliyor. Tony'nin ihtiyacı olan şey bu. Bir şampiyonun teri. Bu adam ne yapıyor? Kylie öğrenmek istiyor. Tony tek başına ne yapıyor? Neden masa altından sakız topluyor? Kylie gerçeğin ne olduğunu anlamaya çalışmak için onu izliyor. Bilim fuarıyla bir ilgisi olmalı. Ama Kylie çok kurnaz. Kylie onu kaybetti. Kylie'nin annesi herkesin karnelerini okuyor. Bu nedir? Bu Tony'yi beden eğitiminden muaf gösteren bir not. Ama sanki ortalık karışacak gibi kandırıldı. Bunun tekrar olmasına izin veremez. Birisi bu belgeyi taklit etti. Ve kim olduğunu bilmesi gerek. İşte başlıyoruz. Caroline'ın grubu koridorda sahte kimlikler satıyor. Tony bunu biraz zaman kazanmak ve beden dersi başarısızlığından kaçınmak için aldı. Kişisel bir şey yok. Sadece iş. Kylie'nin annesi öfkeli. Belgelerde oynama yapmak suçtur. Tüm eşyalarınız açık arttırmaya çıkacak. Şimdi hepsi ona borçlu. Daha sonra bu formu veren kocasıyla uğraşmak zorunda. Zavallı Kylie çok çalıştı. Notlarıyla uyuyakaldı. Kabuslar görüyor. Bütün kolej ona karşı saldırıyor. Ama ailesi bir süper kahraman takımı gibi. Onu kurtarmaya geldiler. Onarsız ne yapardı? Ailesinin onu desteklemesi harika. Baş tacı olmak güzel bir duygu. Kabusları bitti. Ve şimdi zaferini kutlamanın hayalini kuruyor. Bilim fuarının günü. Jüri burada ve herkesin projelerini görmeye hazır. Kylie ve Tony birbirlerine düşman gibi bakıyorlar. Ortalık kızışacak. Onlarınki ezeli rekabet. İşte baba. Tony'nin sahte belgesiyle yalan söylerken yakalandı. Artık kaçamaz ve diskalifiye edildi.
İkiniz de 100 aldınız. Harikasınız. Şimdi galibiyet kesinlikle Kylie'ye gidiyor. Kylie'ye değil mi? Bu artık ilginç bile değil. Bu video hakkında ne düşündün? En sevdiğin bölüm neydi? Yorumlarda bize yaz. Turum Turum'dan yeni bir videoyu asla kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.